In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Bir İngilizce mantık dersimize tekrar birlikteyiz. İnşallah hepiniz sağlık ve afiyettesiniz. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Hemen vakit kaybetmeden ekran paylaşımı yapacağım. Ve buradan devam edelim. Hatırlayacağınız üzere bir önceki dersimizde son derece önemli olan bir konuyu ele aldık ve form bir önermenin ve argümanı oluşturan önermelerin yapısı, biçimi üzerinde durduk. Bir de bunların içerikleri, content dediğimiz muhtevaları üzerinde durduk ve form versus content başlığı altında bunları inceledik. Bugün son derece önemli bir hususu ele alacağız. Bu husus artık yavaş yavaş önermelere geçeceğiz. Önermelerin sonuç veren önermeler, sonuç vermeyen önermeler, bunları ele alacağız ve bunun için de müellif bize bir ön tanımlamalar yapacak. Bir ilk belirlenimler, bir ilk tanımlar yapacak ve bir argümanı daha yakından, daha içeriksel anlamda tanıyabilmemiz için bilmemiz gereken ön tanımlar var. İlk tanımlar. İşte bugünkü dersimizde preliminary definitions dediğimiz ilk tanımlar, yani öncelikli kavramlar, ileri konuları, ileri bahisleri anlamamız için mutlaka bilmemiz gereken öncelikli ilk kavramlar, ilk tanımlamalar, ilk belirlenimler, bunları bilmemiz lazım. Yani burada müellif bize biraz sonra anlatacağı hususları bilmeden daha sonraki hususlara geçemeyiz. Nitekim metni okurken de buna kendisi de işaret edecek ve bu durumu sonraki bölümlerde şöyle ele alacağız, böyle ele alacağız, şöyle üzerinde duracağız, böyle üzerinde duracağız diyecek bize. Dolayısıyla preliminary definitions, ön tanımlar ya da ilk tanımlar diye anlam vereceğim bu tanımlar bizim için bir argümanla ilgili bilmemiz gereken temel kavramlar nelerdir? İşte onları bize verecek. Buyuruyor ki, in the present section we examine some of the basic ideas in logic which will be made considerably clearer in subsequent chapters. Bu bölümde, yani şu şimdi okuduğumuz, yani şu üzerinde durduğumuz bölümde, in the present section, yani preliminary definitions, bundan bahsediyor. Bu ilk tanımlar, ön tanımlar olarak ele alacağımız konuda biz mantıkla ilgili bazı temel, farklı renklerle vurgulayalım bunları, temel düşünceleri, mantığa dair temel düşünceleri, basic in logic, mantığa dair temel düşünceleri, temel fikirleri inceleyeceğiz. We examine some of the basic ideas in logic. Mantıktaki bazı temel şeyleri inceleyeceğiz ki bunlar, bu inceleyeceğimiz temel düşünceler, temel fikirler, which will be made considerably clearer in subsequent chapters. Son bölümlerde, yani bu okuyacağımız metnin son bahislerinde, son kısımlarında, son bölümlerinde çok daha net bir biçimde ortaya çıkacaktır. Yani şimdi biz bu bölümde öyle şeyleri ele alacağız ki bunları şimdilik bütün açıklığıyla net olarak kavrayamayabilirsiniz. Çok açık ve net bir biçimde sizin için zihninizde açıklık kazanmayabilir. Çünkü which bunlar, basic ideas in logic which will be made considerably clearer in subsequent chapters.
Daha sonraki bölümlerde bunlar açıklık kazanacak. Öyleyse diyor, biz şimdilik bunu ne yapmamız lazım? As we saw in the previous section, önceki bölümde gördük ki, gördüğümüz üzere, as we saw in the previous section, peki biz ne gördük onu söyleyecek önceki bölümde. Ben de derse girerken, başlarken söylemiştim. Form ve content diye bir konuyu gördük. Bir önceki bölümde gördüğümüz üzere, there is a distinction in logic between form and content. Mantık ilmi açısından form, yani yapıyla, biçimle bu yapının elemanlarının content, içerikleri arasında oldukça önemli bir ayrım, bir fark vardı. Distinction vardı. İşte bu bizim şu kavram son derece önemli ayrım. Bir önceki derste üzerinde durmuştuk. Form ne demek? Content ne demek? Bunların aralarındaki ayrım neydi? Bunları görmüştük. Şimdi diyor ki, there is likewise a distinction in logic between arguments that are good in form and arguments that are good in content. Şimdi burada bu ifadelerin, müsaadenizle farklı renkle vurgulamasını yapmak istiyorum. Bu iki ifadenin arasında da form ile content, içerik arasındaki ayrıma benzer mantıksal bir ayrım bu iki kavram içinde söz konusudur diyecek. Peki hangi kavramlar bunlar? Arguments that are good in form. Bakın, yapısı uygun. Burada good uygun olmaktır. Uygunluktur. Yapısal olarak uygun. Yani mantığın gereksinimlerine, mantığın gerektiği kurallara, ilkelere uygun olarak yapılanmış bir argümanımız var. Arguments that are good in form. Yapısı uygundur. Bununla arguments that are good in content. İçerik bakımından uygun. İçeriği uygun argümanlar, yapısal uygun argümanlar. Demek ki bizim burada iki tane önemli hususumuz var. Bir, good form and B, I mean to, good intent. Good intent. Content, sorry, content. Good content. Demek ki uygun yapı, uygun içerik var. İşte diyor ki, nasıl ki form ile content arasında bir ayrım, distinction vardı, bunun ikisinin arasında da bir ayrım söz konusu. Şimdi bunu netleştirmemiz lazım diyor. Demek ki nasıl ki yapıyla içerik arasında mantık açısından bir ayrım vardı, aynı şekilde uygun yapı, uygun içerik ne demek? Bunların arasında da bir ilişki ve bir ayrım söz konusudur. Buraya dikkat etmemiz gerekir diyecek ve bize bunun için müellif iki tane örnek verecek. Şimdi bu iki örneği dikkatlice inceleyelim ve bu iki örnek üzerinden konuşacak her ne konuşursa ön tanımlamalar, ilk tanımlamalar olarak vermiş olduğu bilgileri de bu iki argüman üzerine inşa edecek. İki tane argümanımız var burada. A1, A2. Bu iki argüman için bize müellif argümanı biliyorsunuz. En az iki tane öncülümüz var. Gördüğünüz üzere bakın. Bunlar premise, öncüllerimiz. Bu da conclusion, sonucumuz. Bunlar keza premises, conclusion, sonucumuz. İki tane argümanımız var ve argüman neydi? En az iki öncülden ya da bir öncülde olur bazen, öncüllerden zorunlu olarak çıkarılması gereken bir sonuçtan, böyle bir sonucu zorunlu olarak taşıması gereken yapıdan bahsediyorduk.
İşte bu şu yapı bir formdur. Bunların form oluşuna dikkat edelim. Formdur. Formdur. Peki bunların her birerlerinin, yani premise'lerin her birerleri neydi? Statement'tı. Yani bir önermeydi. Declarative sentence, değil mi? İhbari önermelerdi. Önermeydi. Şimdi bu önermelerin içerikleri de content'tir. Bir argüman oluşturacak şekilde dizilimleri string yapmamız, bir dizge oluşturmamız, bunlar form'du. Muhtevaları da content'tir. İşte burada bize iyi good form and good content arasındaki ayrımdan söyleyecek. Ve şimdi okuyalım bunları ve sonra zaten açıklamalarını birer birer yapacak. Açıklamaları üzerine duralım. All cats are dogs. Tüm kediler köpektirler. All dogs are reptiles. Tüm köpekler sürüngendirler. O halde therefore, sonuç bakın cümlesi. All cats, tüm kediler are reptiles, sürüngendirler. Birazdan da göreceğimiz üzere, şimdi yapısal olarak, form olarak, yani statement olarak all cats are dogs, form olarak doğru bir cümle mi? Evet. Biraz netleştirelim. Doğru bir cümle mi? Evet. All cats, subject mi? Evet. Are uyumlu bir biçimde to be mi? Evet. Ducks onun subject complement'ı mı? Evet. Cümle yapısal olarak doğru mu? Evet. Peki içerik content doğru mu? Hayır. Çünkü tüm kediler köpek değil. İçerik olmadı. İçerik yanlış. Ama yapı, cümle yapısı olarak doğru mu? Evet, doğru bir cümle. Bakın, cümlenin doğru olması, anlamın illa doğru olmasını gerektirmiyor. Yapısal olarak subject'i, to be'si, subject complement'ı var mı? Evet, var. Bir müddet daha haber cümlesi Arapçada. İsim cümlesi Türkçe'de. İsim cümlesi kalıbına, formuna uygun mu? Evet, uygun. Form, tamam. Peki, content olmadı. All dogs are reptiles. Tüm köpekler, bakın subject, özne, sürüngendirler. Cümle, tamam. Bu da böyle, tamam. Yani bir argüman oluşturduk. İki tane öncülü var, premises var. Therefore bağlacıyla bir de conclusion, sonuç önermemiz var. Form olarak bir argüman gibi duruyor. Ama bu argümanın hem her bir premises öncülleri içerik bakımından hatalı yanlış, hem de onlardan hareketle ulaşılan sonuç yanlış. Aşağıda bunları izah edecek zaten. Aşağıya inelim ikinci örneğe. A2. All cats are vertebrates. Omurgalı demek vertebrate. Tüm kediler omurgalıdır. Doğru öncül mü? Evet. All mammals are vertebrates. Tüm memeliler omurgalıdırlar. Doğru bir önerme mi? Yani hem form açısından hem content içinde. Evet. Therefore, all cats are mammals. Tüm kediler memelidirler. Sonucunu çıkardı. Şimdi bu sonuç üzerinde bir şey söylemiyorum şimdi. Bunu müellifin açıklamalarından sonra dönerek burada ele alacağım ve bunlar üzerinden bu iki argümanın, bu da doğru bir cümle yalnız. Argüman önerme olarak all cats are mammals. Bütün kediler memelidirler. Doğrudur. Memelidirler. Yanlış değil içerik. Ama peki bu bir argüman olarak argument, good argument, good form, good content hangisine giriyor? Nasıl bir yapıya sahip? Yukarıdaki yanlış nasıl bir şeye sahip? İkinci örneğimizi müellif neden böyle bir örnek seçti bize? Bunun üzerinde ne anlatacak? Ve sonra bu anlattıklarını nasıl efendim
başlığımızda yer alan preliminary definitions dediğimiz ilk tanımlar olarak bize hangi kavramları verecek? Bunlar üzerinden hangi kavramları öğretecek ve diyecek ki bak bu kavramlara dikkat edin. Bunlar bizim argümanlar konusunda bilmemiz gereken ilk tanımlar, ilk kavramlar ve bunların anlamlarına dikkat edilecek. Şimdi dikkat edelim. Diyor ki neither of these arguments is good. Bakın. Bu argümanların yani A1, A2 ikisi de bu argümanların hiçbiri uygun değil. Demek ki onu vurgulayalım. Farklı bir renkle. Bu argümanların hiçbirisi uygun değil. Peki bu uygunluk ne bakımdan uygunluk? Form açısından mı, content açısından mı, her ikisiyle birlikte mi? Demek ki üç tane alternatifimiz var. Good form olur, good content ayrı olur, ikisi birlikte olur. Hem good form hem good content ikisi de birlikte olur. Bunlarla ilgili ilişki kuracak ve şöyledir diyecek. Bunların hiçbiri uygun değil. Ancak but they are bad for different reasons. Bunların hiçbiri good değil. Peki onun opposite'i neydi? Bad. Uygun olmayan. Neden uygun değillere gelirsek diyor, her birerlerinin different reasons, farklı gerekçeleri, farklı nedenleri var. Yani bu iki argümantın ikisi de iyi değil, fakat ikisinin de iyi olmayışı, yani uygun olmayışı aynı sebeplere dayanmıyor. O zaman burada çok önemli bir hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bize ileride mantık açısından da sanıyorum mantık okumalarımıza, ileri okumalarımıza, felsefede lazım olacak. Bakın, elimizde bir sonuç var. Sonuç bad. Kötü. Uygun değil. Ama bu uygun olmayan sonucun reasonları farklı olabiliyor. Bu kötü sonucu, uygun olmayan sonucu bazen X, bazen Y, bazen Z, bazen T ne yapabilir? Sonuç verebilir. Bunlar diyor uygun olmayan argümanlardır ancak they are bad for different reasons. Farklı nedenlere bağlıdırlar. Consider first their content. İlk önce onların içeriklerini düşün. İçeriklerine bakalım. Yani anlamlarına ne söylüyorlar bakalım. Whereas all the statements in A1 are false. Bakın. Burayı artık yavaş yavaş renklendirmeliyiz değerli arkadaşlar. Çünkü cümlelerin birbirleriyle olan irtibatlarını görmeniz açısından önemli. Diyor ki A1'daki tüm önermeler, the statements, all the statements, yani şu, şu ve şu. Bunların her biri birer önerme. Bu önermelerin tamamı are false, yanlıştır. Okurken söyledik. Diyor ki A1 argümanındaki tüm önermeler yanlış iken, whereas yanlış iken all the statements in A are true. Bakın bunu farklı bir renklendirseydik. Neyse. Şimdi birincisinde yani şurayı farklı renklendirebiliriz. İkinci önermenin argümanın tüm önermeleri are true, doğrudur. Bakın. Doğrudur. Birincisinin tüm argümanları ve o argümanı oluşturan önermeleri yanlışken ikincisi tamamı doğrudur. Since the premises of A1, A1'in öncülleri are not all true,
hepsi doğru değil. This is not a good argument as far as content goes. Demek ki burada diyor ki A1'in bütün önermeleri yanlış olduğu için bu uygun bir argüman değildir. Uygun bir argüman değildir. Ama bir koşulu var. Burayı şöyle renklendirebilir miyiz? Müsaadenizle. Since the premises of A1 are not all true, this is not a good argument. Uygun bir argüman değildir. Peki, gerekçesi var. Sebep ne? As far as content goes. İçerik uygunluğu, içerikle uyumu olması koşulu sürdüğünce, içerik uyumu söz konusu olduğu sürece bu birinci argümanın tüm öncülleri hatalıdır ve dolayısıyla da bu, o zaman farklı bir renkle buraya yazalım müsaadenizle. Şöyle yazalım. Bu bad argümandır. Good argument değildir. Neden? İçeriğin uyumunu arıyoruz. İçerik uyumu bakımından. Whereas A2 is a good argument. A2 uygun bir argüman iken. Neden? As far as content goes. İçerik uyumu koşulunu taşıdığı için. İçerik uyumu koşulunun gerekliliğine sahip olduğundan dolayı, bakın bu as far as content goes ifadesini lütfen dikkate alalım. Şunu, içeriğin uyumlu oluşu, formüle uyumlu oluşu, içerik uyumluluğu bakımından A2 argümanı good argüman iken, içerik uyumu koşuluna uygun olmadığından dolayı A1 argümanı bad argümandır diyor. Peki, şimdi bunları biraz daha aydınlatacak, açıklayacak birazdan. Burada neyi dikkate aldık? Onu kırmızıyla yazalım ki aşağıdakini de aynı şekilde şu cümleleri, cümle bağlantılarını kurmayı, söylemeyi unuttuk bu arada. Özür dilerim. Paragraf bağlantılarını görüyorsunuz. Bu birinci paragrafta good, bad ayrımı yapacaktı argümanlar arasında. Neyi dikkate almamızı söyledi? Consider first, ilk olarak neyi dikkate al? İçeriği. Şimdi now consider their forms. Şimdi de yapılarını esas alalım. Yapılarına bakalım. İçerik bakımından baktık. A1 kötü, bad argument. A2 good argument olarak çıktı. Ne bakımdan? İçerik açısından. Şimdi de now consider their forms. Yapılarına bakalım. This will be explained more fully in a later section. Bir sonraki bölümde, yani burayı bitireceğiz inşallah bir sonraki dersimize. Bir sonraki derste bu konu son derece açık bir biçimde tamamen vüzuha kavuşturulacaktır, izah edilecektir. Yani şu anda tam izah edemiyoruz çünkü o ayrı bir bölümün konusudur. This will be explained more fully in a later section. Demek ki bir sonraki bölümde bu konuları daha iyi anlayacağız inşallah. Ama şimdi sorun şu, the question is this. Burada problem şudur ki, buraları vurgulayalım müsaadenizle. Bir soru soruyor bize. Do the premises support the conclusion? Öncüler sonucu destekliyor mu? Yani A argümanında ve A1 argümanında ve A2 argümanında öncüller ve sonuçlar vardı. Öncüller sonucu destekliyor mu? Ya da diğer bir soru. Does the conclusion
Burayı farklı bir renkle boyayacağım çünkü aşağıda bu kavram üzerinde çok duracağız ve bu bakımdan bunun farklı bir renkte olmasını istiyorum. Follow from. Aşağıda özellikle müellif bu follow from üzerinde duracak ve bize bunun anlamını iyi takip etmemiz, iyi kavramamızı da bizden isteyecek. Birinci sorumuz şuydu. Öncüller sonucu destekliyor mu? Does the conclusion, peki sonuç öncüllerin sonucu mu? Follow from bir şeyin sonucu olmak. Bir şeyin akabinde ortaya çıkmak. Bir şeyin müteakiben devamında ortaya çıkan demektir. Follow from. Peki sonucumuz var da bu sonuç, bir sonuç var. Ama bu sonuç kendisinden önceki öncüllerin bir devamı sonuç mu? Burada follow from'ı daha iyi görmek bakımından şu açıklama yazmama izin verin lütfen. İlgili mi? Yani sonuç öncüllerin içeriğiyle ilgili bir sonuç mudur? İlgisiz bir sonuç mudur? Mesela hemen aklıma geldiği için paylaşmak istiyorum. Rüya. Rüyalarımız çok enteresan biliyorsunuz. Kendimizi rüyada görüyoruz. Mesela diyelim kendi evimizdeyiz. Mutfaktayız ya da çalışma odasındayız diyelim. Orada bir şeyler görürken bir de bakmışız ki fakültenin kütüphanesindeyiz. Neyse hadi orada olsun. Orada bir şey yapıyoruz. Bir de bakmışsın ki çarşıda geziyoruz. Ya da abim başka bir şey. Rüyalarda fragmanlar arası da geçişler follow from değildir. Yani ilgisiz geçişler var. Geçiş mi? Evet. Oradan oraya geçiyor muyuz? Evet. Ama ilgi var mı? Hayır. İşte buna follow from diyoruz kavram olarak. İngilizce'de mantık olarak. Follow from. Bunun follow from'u mu diyoruz? Bu bundan bu çıkar mı? Yani bu söylediklerinin sonucu bu mu? Follow from. Follow from the premises. Öncüllerin sonucunda bu mu olur? Şimdi bunu yapı olarak, yapıyı inceliyoruz ya, yapımız neydi? İşte burada bakın yapı. İki tane öncülümüz var, premises, öncülerimiz var. Bir de sonuç conclusion'umuz var. İki tane premises'ımız, bir conclusion'ımız var. İşte burada. Evet. Şimdi tek tek ele alıyor. Burayı lütfen dikkatlice dinleyelim. In the case of A1, A1 argümanı durumunu ele alalım diyor. In the case of A1, A1 argümanını dikkate aldığımızda the premises do in fact support the conclusion. Yapısal olarak. Öncüller do yaparlar, yerine getirirler, gerçekleştirirler. In fact aslında conclusion, sonucu desteklemeyi yapı olarak gerçekleştirirler. Sonuca bakalım. Yani iki sorumuz vardı. Neydi? Öncüller sonucu destekliyor mu? Support. Peki destekliyormuş mu? Evet. Peki ikinci sorumuz neydi? The conclusion does in fact follow from the premises. Sonuçta öncüllerden çıkan bir şey mi? Yapısal ama form olarak. Evet aslında diyor yapısal olarak sonuçta öncüllerden follow from'dur. Peki sorun ne o zaman? Bakın. Although the premises are not true. Bu son derece önemli. Vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Tüm öncüller
doğru olmamakla birlikte, if they were true, şayet doğru olsalardı, then o zaman the conclusion would also be true. O zaman sonuçta doğru olması gerekirdi. Ama değil. Of necessity. Zorunlu olarak. Zorunlu olarak sonucun da doğru olması gerekirdi. Ama değil. Yani form, yapı düzgündür. Yapı düzgün. Yapıya baktığımızda premises'lerimiz var mı? Evet. Premises'ler sonucu destekliyor mu? Therefore var mı? Evet. Yapı, okey. Ama içerik neydi? Hepsi yanlıştı. O zaman sonuç da yanlış. Çünkü şayet onlar doğru olsalardı sonucun da doğru olması gerekirdi. Oysa A1'in sonucunun yanlış olduğunu biliyoruz. Peki in the case of A2, ikinci argüman durumuna bakalım. The premises are all true. Burada da bütün efendim önermelerin tamamı doğru mu? Evet. Bütün önermelerimiz doğru. The premises are all true. And so is the conclusion. Bu devrik bir cümledir. Tabii sonuç da doğru demektir. True manasında devrik bir yapı içinde. And so is the conclusion. Tabii ki sonuç da doğru. Öncüler doğru olunca sonuç da doğru. But ancak nevertheless yine de the truth of conclusion sonucun doğruluğu is not conclusively supported by the premises. Özellikle ve kesinlikle öncüllerin desteklediği bir sonuç değil. Sonuç doğru mu? Evet. Ama işte birazdan onun üzerinde duracak follow from konusunda bu sonuç doğrudur. Fakat özellikle öncüller tarafından desteklenmiş bir sonuç değildir. Neden? Çünkü conclusion, bunu renklendireyim müsaadenizle. Çünkü sonuç, conclusion, does not follow from the premises. Öncüllerin devamı değil, öncülleri takip etmiyor. Öncüllerle bir uyumluluğu söz konusu değil, ilgililiği söz konusu değil, bir ilgisizlik var. Bunu da şöyle açıklıyor. Bunu görmek için to see that the conclusion does not follow from the premises. Bunu şöyle renklendirip vurgulamak istiyorum izninizle. To see that the conclusion does not follow from the premises. Sonucun öncüllerle neden ilgili değil, neden onların follow from'u değilini görebilmek için we need, ihtiyacımız var. Neye? Merely substitute the term reptiles, bu sürüngen ifadesini yer değiştirmeye, merely substitute, sadece bunların yer değiştirmesine ihtiyacımız var. For mammals, memelilerle. Yani şuraya gelelim. Evet. Memelileri kaldırıp yerine reptiles koyuyoruz. Bunu koyduğumuzda da diyor yapısal olarak bir şey değişmez. Öyleyse burada mammals gelmesi ilk iki öncülün follow from'u olmaz. İşte bu yüzden then the premises are, bakın, then the premises are both true. Şu A
2'nin. All cats are vertebrates. All mammals are vertebrates. Bunların her ikisi de birlikte, both true bakın, her ikisi de birlikte doğrudurlar. Ancak the conclusion is false. Sonuç hatalıdır. Peki neden sonuç hatalı? Follow from değil. Yani tüm kediler omurgalıdır. Tüm memeliler efendim omurgalıdır. O halde tüm kediler memelidirler. Niye onunla uyumlu olsun ki? Onların ikisiyle ne tür bir uyumdan dolayı tüm kediler de memelidir sonucuna vardık. Uyumlu değil. Bunu anlamak için memeli kaldıralım. Yerine reptiles koyalım, sürüngen koyalım. Hocam yanlış olur. Bu da zaten yanlış. Birisi reptiles content açısından yanlış olur, içerik uyumsuzluğu olur. Diğeri de follow from uyumsuzluğu olarak yanlıştır. Demek ki A2 argümanında yapısal olarak baktığımızda form içerisi itibariyle bütün önermeleri yapısal olarak doğru mu? Evet. Yapısal olarak iki tane öncülü bir sonuç önermesi var mı? Evet. Doğru mu? Evet. Peki içerik bakımından doğru olan bu şeylerin, pardon, içerik bakımından doğru olan bu önermeleri bir argüman formuna dönüştüğünde, bir argüman olduğunda iki öncülden follow from koşuluna uygun mu A2 sonuç cümlesi? Hayır. Ve bu iki öncülün sonucu zorunlu olarak ve özellikle ve münhasıran desteklemediğini de belirtilerek müellif burada bir önemli soruna dikkat çekti. Bunları biraz sonraki, yani biraz derken bir sonraki derslerimizde daha detaylı bir biçimde inşallah izaha kavuşturacak, açıklayacak. Şimdi sadece yapı ve içerik açısından argümanların düzenlenmesinde uygun argüman, good argument, bad argument, uygun ve uygun olmayan. Biz buna Arapçada önermelere el-kadiyye muntice vel-kadiyye gayru muntice diyoruz. Yani sonuç veren önermeler, sonuç vermeyen önermeler. İşte sonuçlu, sonuçsuz anlamında İngilizce'de good argument, bad argument olarak ifade ediyoruz. Şimdi burada da müsaadenizle devamında bize neleri öğretecek, hangi efendim kavramlara öncelik verecek ve hangi kavramlar üzerinden bunları bize anlatacak, onu söyleyecek. Diyor ki bütün buraya kadar söylenenler, all of this is meant to be at an intuitive level. Bu sezgisel düzeyde, yani biz bunu duyar duymaz fark etmek bakımından farkındalık olarak ifade edilmiştir. Bunların hepsi sezgisel düzeyde ifade edilmiştir. Yani çok fazla efendim izaha gereksinmeden zaten bir kimse bu argümanları daha işitir işitmez, İngilizce bilen birisi, onların arasındaki sorunları gerek önerme, her bir önermenin içeriğinin doğruluğu yanlışlığı arasından bunu bilir. All cats are dogs deyince hayırdır ne oluyor der. Bunun içerik cümle doğru ama içerik problemi olduğunu bilir. Sezgisel olarak bu böyledir. Bunun için diyor bu örnekleri verdik ama the details will be presented later. Detaylar daha sonra arz edilecek, sunulacak size. Detaylar üzerinde daha sonra durulacaktır. The details will be presented
later. For the moment, şimdilikse, however, we give some raw definitions to help us get started in understanding the ways of classifying various arguments. Şimdilik Sema Mafi, biz ne yapıyoruz? We give some raw definitions. Kaba tanımlar veriyoruz. Kabaca tanımlıyoruz. Yani genel çerçeve çiziyoruz deriz ya Türkçe'de. Genel bir çerçeve çiziyoruz. Kaba tanımlar yapıyoruz. Niye? To help us, bize yardımcı olsun. Get started in understanding, anlamaya başlamamız için. The ways of classifying various arguments. Ne tür argümanlar var? Argüman türlerinin sınıflandırılmasını, ne kadar sınıflandırdığımız argümanlar var, bunların yollarını, tarzlarını vesairelerini anlamaya başlayabilmemiz için kaba tanımlar veriyoruz. Onun için raw definitions, preliminary definitions başlığımız, ilk tanımlamalar, efendim, İlk konuya girerken yaptığımız başlangıç tanımlamaları bunlar. Kaba tanımlamalar, raw definitions olarak ifade etmeli. Onu da vurgulayalım isterseniz. Ama bunlara ihtiyacımız var. Anlamaya başlamamız için bu kaba tanımlara, ilk tanımlara ihtiyacımız var. Neyi? Argümanların, farklı argümanların sınıflandırılması konusunu anlamamız için. In examining an argument, there are basically two questions one should ask. Bir argümanı incelemede, araştırmada, there are basically two questions. Temel olarak iki soru söz konusudur. One should ask, herkesin sorması gereken, herkesin mutlaka sormak zorunda olduğu iki temel sorumuz var. Neden bir argümanı analiz ettiğimizde, incelediğimizde bu iki soruyu sormak zorundayız? Question one, birinci soru. Are all the premises true? Birinci sorumuz bu. Tüm önermeler doğru mu? Question two. Does the conclusion follow from the premises? Demek ki bir argümanı incelediğimizde iki sorumuzun ne kadar önemli olduğunu bize söyledi. Birinci sorumuz, bütün önermeler doğru mudur? Content, içerik. Peki, does the conclusion follow from the premises? Sonucumuz öncüllerimizle uyumlu mu? İlgili mi? Bu iki soru hayati sorudur. Bunu herkes mutlaka sormalıdır. Öyleyse bunu niye soracağız? Çünkü bunları soracağız ki argüman türlerini, classification arguments dediğimiz argümanı sınıflandırmayı anlayabilelim ya da gerçekleştirebilirim. The classification of a given argument, bizde elimizde var olan efendim bir argümanın sınıflandırılmasından söz ediyoruz. Yani verili elimizde bir argüman sınıflandırılması var. Bu based on the answers to these two questions. Eğer biz, müellifin ifadesini renklendiriyorum, sınıflandırılmış bir argümana sahipsek, yani şöyle bir argümanımız var diyebiliyorsak, bu neye dayalır? Based on the answer, cevaplarına bağlıdır. Neye? Yukarıdaki these two questions, iki soruya, şuna, şu iki soruya bağlıdır. Yani bizim elimizde şöyle bir argümanımız var. Bir argüman inceledik. Bu argümanımız var. Bu argüman şudur dediğimizde
Bu zorunlu olarak ne oluyor? Bu iki sorunun cevabını içermesi gerekiyor. Yani bu iki soruya cevap verdiğimizde elimizde sınıfı belli, sınıflandırılmış, şu tür bir argümandır diyeceğimiz bir argümana sahibiz demektir. İşte in particular, bahusus we have the following definitions. Bakın, tam da burada özellikle biz aşağıdaki tanımlara ne yapıyoruz? Sahip oluyoruz. Tam da böyle bir durumda aşağıdaki tanımlar karşımıza çıkıyor ve biz artık bu ilk tanımlar üzerinden, bu ilk tanımlamalara bağlı olarak belli kavramları, şu üç çerçevedeki belli kavramları anlamış, kavramış oluyoruz ve bunların neden böyle bir isimle isimlendirildiğini, kabaca niye böyle bir sınıflandırma ve tasnif yapıldığının da farkına varmış oluyoruz. Hemen her bir çerçeveyi inceleyelim ve renklendirerek dikkatinizi çekmek istiyorum. An argument, bir argümanımız var. Bakın hepsinde an argument, an argument. Bir argümanımız var. Bu argümanımız, farklı renklendirmemiz gerekiyor. Factually correct. Gerçekten doğru. Gerçekten doğru. Ve şayet ve şayet all of its premises, bu argümanın its, bu Arapçada da bunlara hassasiyet gösteriyorum ben. Zamir buraya raci. Bu argümanın tüm premises öncülleri are true. Yani biz factually correct bir argümana sahipsek, bu argüman factually correct, bu tabirlerin hepsini ayrı ayrı birbirinden zihnimizde netleştirmemiz gerekiyor sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler. Demek ki biz eğer bir argümana factually correct diyeceksek, bu argümanın tüm öncüllerinin doğru olması zorunludur. Bütün öncüller doğru olacak. Bütün öncülleri doğru olduğunda factually correct argümandır. Bütün öncüller doğru mu? Evet. Factually correct bir argüman mı? Evet. Demek ki biz hangi argümana factually correct diyoruz? Bütün öncülleri, önermeleri içerik bakımından doğruysa. Şimdi elimizde bir argümanımız var. Şimdi bu argümanın adı valid argument. Bu çok kullanılır felsefede ve İngilizce'de mantıkta konular konuşulan. This is valid argument and this is invalid argument. Valid, invalid. Bunun karşıtında yazalım. Valid, invalid. Geçerli, geçersiz demektir. Valid, geçerli. Geçerli bir argümanımız var ya da invalid, geçersiz bir argümanımız var. Peki, yine aynı şekilde if and only if, sadece ve sadece bu. Ne zaman, hangi argüman için valid argument diyoruz? Its conclusion. Bu argümanın sonucu, bakın sonuç. Burada premises'ti. Premises. Birinci de öncüllerin doğruluğu önemli. Valid argument olduğunda sonuç follows from its premises. Hangi koşulu var valid olması için? Sonuç öncüllerden zorunlu ve ilgili olarak çıkacak. Yani ilgisiz bir sonuç değil. Follow from olacak. Follow from olacak. Demek ki birinci ayrımımız factually correct olduğunda neye bakıyoruz? Öncüllerin içerikleri hepsi doğru mu? Evet.
Nasıl bir argümana sahibiz? Factual correct. Peki sonuç öncüllerden follow from mu? Evet, follow from. O zaman valid bir argüman, geçerli bir argümana sahibiz demektir. Şimdi çok daha önemli bir kavram var burada. Değerli arkadaşlar. Sound. Sound özellikle metodolojik metinlerde, felsefi metinlerde ve daha çok da bizim dini metinlerde hadis söz konusu olduğunda sahih hadis, sound tradition diyoruz mesela, değil mi? Sahih demektir. Sahih, geçerli. Sahih. Sound. Bu sound yukarıdaki hem validten hem factually correct'ten daha üst düzey bir kavramdır sound. Neden? Çünkü bizim sound adıyla bu argument, this argument is sound dediğimizde bunun sound olabilmesi için bunun sadece ve sadece ne olması gerekiyor? It is, bu argument, both factually correct, hem factually correct hem de valid olması gerekiyor. Demek ki şu iki özelliğin ikisine de sahip olması gerekiyor. Yani öyle bir argümanımız var ki factually correct. Ne demek factually correct? Tüm öncülleri içerik olarak doğru. Aynı zamanda valid'tir. Ne demek? Sonuç öncüllerden follow from olarak çıkıyor. O ne güzelmiş bu argüman. Evet, adı ne? Sound. Sound argument. O zaman üç tane argüman çeşidini bize verdi kabaca şimdilik. Neymiş? Factually correct argument, valid argument, sound argument. Üç tane argümanımız var. Mesela eğer sonucumuz öncüllerden follow from olmazsa invalid argument. Bu invalid argument diyoruz. Neden? Gerekçemizle neye bakıyoruz? Sonucun öncüllerden follow from oluşuna bakıyoruz. Follow from, yes. Follow from, no. O zaman invalid. Peki, basically, biraz yoruldunuz gibi ama bundan sonraki metinlerimiz buraya kadar olan kadar yorucu değil. İnşallah bahis bahis gidiyoruz. Burayı bitirmeyi düşünüyorum. Basically, temel olarak a factually correct argument. Factually correct. Bakın yukarıda. Neydi? Tüm önermeleri doğru. Has good content. Bakın. Bunu renklendirelim. Factually correct argumentımız birincisiydi bu. Buna bir diyelim. Bir numaralı argumentımız. Neymiş? Good content'miş. İçerikleri uygundur. Uyumludur. And a valid argument. İkincisi bu. Valid argumentımız var. Bu ikinci argümanımızdı. Neydi? Follow from olacaktı. Has good form. Bakın. Niye? Çünkü sonuç öncüllerden uyumlu olarak çıktı. Burada form öne çıktı. Factually correct argument olduğunda ney öne çıktı? İçerik. Valid argümanlı olduğunda ney öne çıktı? Form. Yapı. Peki argümanımız sound argument olduğunda ne öne çıkacak? Her ikisi de. Hem içerik good olacak, hem yapı good olacak. Evet. Neleriyle öne çıktığını söyledi. Note, şuna da dikkat edilmelidir ki that a factually correct argument may have a false conclusion. Bakın, bu yukarıda örnek vermiştik. Bütün önermeleri doğruydu A2'nin. Değil mi? Bütün önermeleri doğru olduğu için factually correct argument mı? Evet. Ama ne olabiliyormuş?
yanlış sonuca sahip olabiliyor. Bakın, sonuç yanlış olabiliyor. The definition only refers to premises. Bakın, tanım sadece nelere işaret eder, neyi gösterir? Öncülleri. Tanım öncülleri gösteriyor. Yani factually correct dediğimizde bir tanım yapıyoruz ya. Tanım, definition. Neye refere ediyor? Neyi gösteriyor? Öncüllerin doğruluğunu. Peki öncüller doğru mu? Evet. O zaman bu argüman factually correct argümanttır. Peki factually correct argümanın sonucu hatalı olabilir mi? Evet, olabilir. Çünkü biz tanımı neye göre yapıyoruz? Öncüllere, öncülleri dikkate alarak yapıyoruz. Peki öncüller doğru mu? Evet, doğru. O zaman bu nasıl bir argümanttır? Factually correct bir argümanttır. Umarım biraz daha zihninizde konular netleşmiş oldu. Whether an argument is valid is sometimes difficult to decide. Bir argüman valid geçerli olsun ya da olmasın, whether is sometimes difficult to decide. Bunların geçerli olup olmadığına karar vermek bazen zor olabilir. Valid olur, valid olmaz. Buna karar vermek zor olabilir. Sometimes it is hard to know. Bazen de bilmek zor olur. Neyi? Whether or not the conclusion follows from the premises. Bazen de işte yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi sonuç önermesinin öncüllerin follow from olup olmadığını bilmek, tespit etmek de zor olabilir. Demek ki bir argümanın valid argument or invalid argument olduğunu tespit etmek zor olabildiği gibi bazen de sonucun öncüllerin follow from'u olup olmadığını bilmek de zor olabilir. Part of the problem, problemin bu kısmı has to do with knowing what follows from means. Burada sözünü ettiğimiz problemin bu kısmı neyle ilgili sorun olarak has to do with knowing. Do with knowing bilmeyle ilgili, bilmeyle uyumlu demektir. Bilmeyle ilgilidir. Neyi bilmeyle ilgilidir? What, ne follows from means. Follows from'ın anlamı ne? Yukarıda ben biraz sözünü etmeye çalıştım. Renklendirelim. What follows from means. Bu follow from deyip duruyoruz. Bunun anlamı ne? İşte bunu bilmeyle önemlidir. Eğer bunu bilirsek o zaman sonucun öncüllerden follow from mu, follow from değil mi olduğunu bilebiliriz. İşte bununla ilgilidir. Bunu bilmeyle alakalıdır. Part of the problem has to do with knowing what follows from means. In studying logic, mantık çalışmalarında we are attempting to understand the meaning of follows from. Biz bu follows from'un anlamaya çok çaba sarf ederiz. Bunu çok önemseriz. Neden? Mantık çalışmalarında bunu niye önemsiyoruz? Çünkü elimizdeki sonuç önermesinin öncüllerden follow from olup olmadığını belirlemek önemli. More importantly perhaps, belki bundan da daha önemli olan bir husus daha var ki o da we are attempting to learn, öğrenme çabasını gösteriyoruz. Öğrenme istiyoruz. Neyi? How to distinguish between valid and invalid arguments. Bakın, belki bundan da daha önemlisi de şudur ki biz ne yapıyoruz? Geçerli ve geçersiz olan önermelerin hangisi olduğunu
bunu nasıl distinguish yapacağımızı, valid argüman ile valid olmayan, geçerli ve geçersiz argümanlar arasını nasıl ayırt ediyoruz? Neyle bir distinguish yapıyoruz? İşte bunu diyor öğrenmek, studying logic çok çok daha önemlidir. More important perhaps. Belki de çok daha önemlidir bunu öğrenmek. Although logic can teach us something about validity and invalidity. Mantık bize neyi öğretir? Can teach us bize neyi öğretir? Something about validity, invalidity. Validity geçerlilik, invalidity geçersizliğin ile ilgili, geçerlilik ve geçersizlikle ilgili onlar hakkında bazı şeyler bize öğretmesine rağmen mantık ilmi, although logic can teach us something about validity and invalidity. Bunları öğretmesine karşın. It can teach us very little about factual correctness. Bize geçerli ve geçersiz olanla ilgili bazı şeyler öğretmesine rağmen mantık ilmi, o bize gerçek, onu vurgulayayım müsaadenizle, factual correctness, hakiki gerçeklik, hakiki gerçeklikle ilgili çok az şey öğretir. Bu çünkü başka bir alanın işi. Felsefenin işi. The question of truth. Bakın. Gerçeklik sorunu or falsity. Yanlışlık, gerçeklik, doğruluk ve yanlışlık problemi. The question of truth or falsity of individual statements is primarily the subject matter of the sciences, bakın, broadly construed. Genel anlamıyla, burayı renklendireyim müsaadenizle. Genel olarak ifade edilecek olursa, genel olarak değerlendirecek, yorumlayacak olursak, doğruluk ve yanlışlık özel anlamda individual statements, yani önermelerin bizatihi kendilerinin, her birerlerinin bunların doğruluğu ve yanlışlığı primarily, öncelikli olarak bilimin konusudur. Yani factual correctness'la ilgilenen sciences'tır, bilimlerdir. İşte buna sosyal bilimler, social sciences, efendim, philosophical sciences, felsefi bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri gibi diğer deneysel bilimler dediğimiz bilimler, hangisi olursa olsun, bunlar doğruluk ve yanlışlık sorunuyla doğrudan ilgilenirler. Ama mantık bize geçerlilik ve geçersizliği, geçerli argümanttır. Formu güzel, şusu güzel, busu güzel, tamamdır der. Ama bunlar gerçekten hakikaten de doğru mu? Bununla ilgilenmez. Şey, mantık. Genel olarak değerlendirirsek böyledir diyor. O halde şimdi şu çerçeveleri okuyarak bitiriyoruz. As a raw and ready definition of validity. O halde sade ve kabaca bir geçerlilik tanımı yapacak olursak. The following is offered. Aşağıdaki çerçeve size böyle, onu vurgulamak istiyorum izninizle. Raw and ready definition of validity. Geçerli bir argümanın kabaca ve basit, sadece sade bir tanımı, önerilen tanımı neymiş? Şu. An argument is valid. Bir argüman geçerli olur. Sadece ve sadece. Ne zaman? It is impossible for the conclusion to be false. While the premises are all true.
Bu son derece önemli bir tanım. Bunu bir anlayalım ve onun üzerinden devam edelim. Bu argüman, this argument is valid dediğimizde neymiş? Zorunlu olarak sonucun yanlış olmasının imkansızlığıdır. Sonuç zorunlu olarak doğru olmalıdır. Yanlışlığı imkansız olmalıdır. Neye bağlı olarak? Öncüllerinin tamamı doğruyken tüm öncülleri doğru içerik bakımından tüm öncülleri doğru olduğunda sonuçta zorunlu olarak follow from zaten valid onunla ilgili follow from doğru olduğunda ve yanlışlığı imkansız olduğunda buna ne diyoruz? Bu argüman valid argümandır. Tersi invaliddir. Tersi invalid bir argümandır. An alternative definition, bu önerilen tanımımız bu. Bize bu tanımı önerdi. Allowing is offered. Ama öneri varsa alternatif de var demektir. Buraya dikkat edelim bakın ifadeye. Offered önerilendir. Önerilen varsa alternatifler de olacak ki bunların içinden şunu öneriyorum diyeceğiz. O zaman bir alternatif tanım daha verelim de daha netleşsin diyor müellif. Bir alternatif tanımda might be helpful in understanding validity. Bu validity geçerliliği anlamaya yardımcı olabilir. Alternatif bir tanım daha veriyorum diyor müellif. Bu alternatif tanımı görelim bakalım neymiş. To say that an argument is valid. Bu argüman geçerlidir demenin anlamı is to say that şudur. To say that an argument is valid. Bu argüman valid bir argümandır demenin anlamı is to say that şudur. If the premises öncüler were true olursa, şayet, bu bir koşul cümlesidir, şayet öncüler doğru olurlarsa, o zaman then the conclusion would necessarily also be true. Öncüllerimiz doğru olursa, sonucumuz zorunlu olarak doğru olacaktır. Bu da farklı bir tanımdı. Bunu renklendirelim. Tümünü renklendirmek istiyorum. If the premises were true, then the conclusion would necessarily also be true. Sonuç da zorunlu olarak doğru olacaktır. Demek ki öncüllerinin doğru olmasına bağlı olarak sonucun da zorunlu olarak doğru olduğu bir argümanın adı neymiş? Valid argüman. Birinci önerilen tanımı yeniden söyleyelim. An argument is valid. Yapıyorum. Bu argümanı koçum. Ne demekmiş? Öncüllerinin tamamı doğru olduğunda sonucun yanlış olmasının imkansızlığı söz konusu olan argüman valid argümanttır. Tanım 2. Tanım 2. Şayet öncülleri doğruysa sonucu zorunlu olarak doğru olması gereken argümandır. Valid argüman. Çünkü bu follow from işte budur. Valid argüman. Diyor ki müellif, these bunlar will become clearer. Daha netleşecek,
daha açık hale gelecek. As you read further, siz daha okudukça bu kitabı, sizin okumanız ilerledikçe, as you read further and as you study particular examples. Demek ki siz daha ileri okumalar yaptıkça, bu dersleri daha ilerlettikçe ve konuyla ilgili daha özel örnekler inceledikçe ve çalıştıkça, bu konular, bu anlattığım hususlar will become clearer, çok daha açık, çok daha net hale gelecektir diyor inşallah. Peki efendim, biz de bu yapmış olduğumuz derslerle zihinlerimizin daha netleşmesi, bilgilerimizin daha sağlıklı hale gelmesi umuduyla bir sonraki derste number 7'da buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, afiyetle kalınız efendim.